Şey, anne. Geçenlerde bir tane kadın geldi kapıya. Gönül Hanım'la görüşmek istedi. Adı Mürvet'miş. Sen tanıyor musun öyle birini? Ben bir Mürvet biliyorum ama seneler önceydi. Gönül Hanım'ın çantacısıydı. Onunla beraber konserlere falan giderdi. O kadın olabilir. Allah Allah. Bunca yıl sonra. Derdi neymiş hanım? Çaresiz bir anneyim ben. Çok zor durumdayım. Anne, ben galiba Korkut'un annesiyle konuştum. Ne? Gönül Hanım o yetimhaneye yardım etmiş senelerce. Korkut'un bırakıldığı yetimhaneye. Hakkı Bey de bekçilik yapmış orada. Ya ben bir şey anlamadım. Ya önce Hakkı Bey'in gönderdiği mektup, ondan sonra da kapıya gelen bu kadın. Acılı bir anneyim ben falan gibi şeyler de söyledi. Mürvet Korkut'la Emine'nin annesi olabilir. Gönül Hanım'dan yardım isteyecekti belki de çocuklarını bulmak için. Anne, ne olur bak iyi düşün. Hiçbir şey hatırlamıyor musun o yıllardan? Ne bileyim kızım, yani seneler geçti. Yani çok mantıklı değil mi? Mürvet bakamayacağı için çocuklarını yetimhaneye bırakmış. Sırrında bir tek Gönül biliyor. Gönül Hanım da Cennet'e aynı şey yaptı. Onca yıl birbirlerine sırtaş olmuşlar, destek olmuşlar demek. Belki de Korkut'un Gönül Hanım'a bu kadar takması ondandır ha? O da araştırdıysa Mürvet'in daha önce Gönül Hanım'la çalıştığını biliyordur. Öfkesi de o yüzden. Çünkü kendi annesi de Gönül Hanım'ın yaptığını yaptı. Hani benim bir şey yapmam lazım. Korkut'la annesini buluşturacağım. Sen sakın karışma bu işe kızım, sakın. Nasıl karışma anne ya, nasıl karışma? Korkut annesiyle tanışırsa belki de ameliyat olmaya ikna olur. Yani anne sevgisini, anne şefkatini tadarsa bir kere... o zaman ölmek istemez belki. Ya ters teperse, ha? Ya sana kızarsa? Kızsın. Yaşasın da başka bir şey istemiyorum ben. Benden vazgeçse bile hayatından vazgeçmesin.